Evet e, e, miras konusunda e, kardeşin biri diyor ki ya annemin 50 bin eurosu vardı o para nerede? E, avukatı çi, mahkemeye veriyor ve savcı soruşturma başlatıyor. E, kendisi duruşma olursa mahkeme duruşması Türkiye gitmeye mecburiyetinde mi? Birinci sorusuydu. İkinci sorusu da ya bu kağıtları ben mecbur muyum göstermeye yani bu hesaptaki konto hesabındaki olan e, son e, 6 senenin e, açtım mikrofon. Türkiye'deki savcılık mı kendisine yazı göndermiş? Ben Almanya'daki savcılık olarak hmm. e, algıladım onu. Türkiye. Türkiye'de ise zaten önümüzdeki günlerde bu otomatik bilgi paylaşımında bu zaten ortaya çıkacak evet, yani bankada. çıkacak. Şimdi iki türlü e, bilgi oluyor. Bir e, buradaki savcılık ya da buradaki maliye kişiye. Yazı gönderiyor diyor ki sana diyor miras kalmış bunun konta hastalıklarını bize paylaş hmm. vefat eden kişinin hmm. kim çekti bu paraları ya da ne oldu ya da o, o kişinin bir böyle kısmı var. Bir de Türkiye'de eğer e, kişinin işte haberi olmadan parasını çektiyse ya da işte vekili olarak parasını çektiyse o zaman da savcılık bunun hesabını sorabilir ama burada bir takım bilgi eksikliği var o bilgi eksikliği tamamlandıktan sonra e, gerekirse kendisiyle görüşürüz bu konuyla evet. alakalı. Peki e, şimdi o zaman bunu şeye bağlayalım bu otomatik bilgi paylaşımı her geçen her geldiğinde konu başka yerlere gidiyor. O yüzden defalarca evet. sormak zorunda kalıyorum. Çünkü diyorlar ki işte Türkiye'deki bankalar. Ya biz sizin bilginizi vermeyeceğiz. Bir şekilde şunu yapacağız bunu. Hatta bir belge imzalatıyorlar. Bu belge nedir, nasıldır, ne olacak yani? Buradaki vatandaşlar zor durumda kalırsa sonra o belgenin işe yarayacak mı, kalmayacak mı? Ne belgesi ya? Şimdi Türkiye'de belge imzalatıyorlar ne belgesi? bankalar. belgesi? Anlatsın. Şimdi CRS şimdi. diye bir belge var. Aslında bu internasyonel, uluslararası, uluslararası. E, buradaki bankalar da bazen imzalatıyorlar bunu. Aslında içeriğinde şu... Yurt dışında vergi mükellefiyetimiz var mı, yok mu? Vergi misin değil misin? Hmm. Yurt dışında. Şimdi bankalar e, Maalesef şu şekilde yapıyor vatandaşlara şu anda. İşte biz diyor tabii vatandaş bir noktada kaygılı bankasına gidip soruyor ya siz benim bilgilerimi paylaştınız mı paylaşmadınız mı? Onlar da diyor ki gel diyor sen bu CRS formunu imzala. Bir de bizim bazı taahhütnamelerimiz var. Onları imzala o zaman bakarız diyor. Yani paylaşmayız falan demek istiyor. Kendini garantiye alıyor. Aslında o yazılar kendini garantiye almış tabii. oluyor. Vatandaş onları imzalayarak şu şekilde bir sıkıntıya girebiliyor ben hatta geçen gördüm bir X bankasının kağıdını banka şöyle diyor eğer diyor benim verdiğim bilgiler yanlışsa ve bu yanlıştan dolayı OECD anlaşması gereği bu otomatik bilgi paylaşımından dolayı banka bir zarara uğrarsa bu zararı sizden karşılayacağız <laughs> diyor. Ya düşünsenize bir bankaya verilebilecek cezayı bir düşünün. Kaç milyon euro olur artık o evet. çünkü banka sonuçta bu banka şahıs değil ki. Yani evet. onu vatandaşa imzalatıyor. Benim zararıma ortak olacaksın veya benim zararımı karşılayacaksın diyor. Hmm. Şimdi vatandaşlara bu şekilde CRS e bilgi formları imzalatıyor. Ben şurada şunu kesin ee, söyleyebilirim ki Türkiye'de ikameti olan bir kişinin bu formu imzalamasına gerek yok banka buna rağmen imzalatmaya çalışıyor hmm. bu da çok yanlış bu aslında banka kendini korumaya yönelik evet. bunu yapıyor evet. kendini risk altından e, kurtarmaya Çıkartıyor. çalışıyor evet. İşin iki e, sıkıntısı var bir Türkiye'de eğer bu kişi yanlış beyanda bulunduysa Türkiye'de ceza alma durumu var daha da vahimi ileride bu yazıya rağmen bilgisi paylaşıma girerse ve buradan o paylaşım gelirse bu noktada e, buradaki mali makam kendisine sorar ya senin seninle alakalı önümüze böyle formlar geldi. Sen yurt dışında vergi mükellefi değilmiş değilim demişsin ama sen burada vergi mükellefisin. Evet. Yani burada sen neyi saklamaya çalışıyorsun diyerek kişiyi sıkıntıya sokabilir. Erdinç mesela hemen yakaladı. <laughs> Türkiye'de bak hala şeye dikkat et rakama dikkat et. Türkiye'de e, bu belgelerin çıkış tarihi 2019 bankalar. 2019'dan beri bu, bu bilgileri ilize, paylaşıyorlar. Paylaşıyorlarmış yani 2019'dan ve ne beri. Ne bilgileri evet. paylaştıklarını da bulduk. İsim, adres, hangi devlette kalıyor, vergi numarası, doğum tarihi, doğum yeri, hesap numarası ve e, maliye numarası mı deniyor ne deniyor? Evet. Maliye e, kayıt numarası. Kayıt numarası. He? Ondan sonra kontoda hesapta ne kadar para var ve Nereden Faiz. ne geliri var, faizi, ondan sonra verdiği e, bütün gelen gelirlerin hepsini evet. gösteriyorlar. Şimdi Şubat 2018'de biz bir program yaptık. Evet, doğru söylüyorsun. Biz bu programı yaptıktan sonraki hala YouTube'da var o program. O tarihte yayınlanmış şekilde var bazı kişiler bizi bombardımana tuttu. Böyle bir şey yok. Bir ülke vatandaşının nasıl olur? Türkiye vatandaşının bilgisini satmaz. Siz yanlış bilgi veriyorsunuz. Siz insanları korkutuyorsunuz diye şey oldu. Ben o programda şunu demiştim. bir 2019'dan itibaren büyük ihtimalle bu paylaşım başlayacak. Maalesef bugüne kadar gerek resmi kurumlar, gerek bankalar bunu sakladı. Vatandaşlarına doğru bilgi vermedi. Bilerek ya da bilmeyerek bilgilendirmedi. Çok ilginç ben geçtiğimiz programlarda anlattım Türkiye'de yani Almanya'da ikameti olmayan bir kişi Almanya'da hesap açamıyor. Evet. Hani gelsin bir milletvekili Türkiye'den onlar Aslında. özel pasaportla geliyorlar ya buraya evet. vize falan da evet. gerekmiyor Tabii. hadi açabiliyorlarsa açsınlar bir hesap açamazlar. Evet. Hatta bırakın e, Türk'ü Alman'ı ya yani Türk'ü bırakın geçenlerde Alman bir müvekkilim tamamen Alman orijinal Alman yani evet. sonradan çıkmış da değil. Evet. Diyor ki ya diyor benim adresim Almanya'da olmadığı için bankalar bana hesap açtırmıyor. Ben ne yapabilirim? Yani Alman burada Türk Almanya'da adresi Vatandaşım yoksa o bile hemen. hesap açamıyor. Evet. Şimdi e, geçtiğimiz Mayıs ayında e, Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Mütekabiliyet esası gereği hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak dedi. Hmm. Şimdi insanlar bunu anlamadı. Mütekabiliyet teknik bir kavram, hukuki bir kavram. Karşılıklılık demek. Hmm. Yani bir ülke bana bilgi veriyorsa ben ona veririm, vermiyorsa vermem. He he. Şimdi... E, Burada ben anlayamadım yani mağdur etmeyeceğim eğer bir kişi mağdur etmeyecekse bilgiyi vermemesi gerekiyor hmm. ya da ertelemesi gerekiyor ve insanları bilgilendirmesi gerekiyor. Burada nasıl bir mağdur edilmeyecek bir ortam çıkacak diye düşündüm düşündüm. Şimdi bakıyorum Almanya'nın Türkiye'ye göndereceği bir bilgi neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü evet. Almanya 2017'den beri yurt dışında ikamet edenlere hesap açmıyor. Evet. Hesap açmıyor. E, Velek 2017'den önce açılmışsa 3-5 hesap onlar bildirilecek ama hmm. Türkiye'den buraya milyonlarca veri gelecek evet. yani bunun neresi karşılıklılık ben sormak istiyorum buradan sizin aracılığınızda yetkililere <laughs> şimdi e, tala e, bu otomatik bilgi paylaşımı ilgili hep kafalar karışıyor önümüzdeki programlarda yine bunu yapabiliriz ama ee, bir taraftan devlet kamu spotu yayınlıyor işte parayı bizim sınırlara kadar getirin ondan sonra e, size bir şey yok gerisini bize bırakın diye de, yani yetkililerin paylaştığı kamu spotları var öbür taraftan da bilgilerimiz paylaşılacak diyor. Şimdi insanların aklı karışmıyor mu sence bu durumda? E, açıkçası bunda e, hani ben e, YouTube kanalından da e, bunu çok fark ediyorum. Çok fazla yorum geldi bu konuda. Evet. E, şimdiye kadar bizim yaptığımız videolara en çok şu yorum yapıldı. Ya siz dedi paylaşım yapacaksınız diyordunuz da hala Maliye Bakanlığı'nın kamu spotu oynuyor. O evet. yani diyor ki getirin paranızı. Biz diyor hiçbir hesap sormayacağız. Ama buraya bildirecek. Diyor. Yani bunu diyor diyecek bu reklamı yapan bir kurum diyor bizim bilgimizi vermez diyor. Yani bunu zaten getirin diye teşvik ediyor diyor Bizi niye versin diyor. Evet. En büyük dayanakları buydu evet. ama bu ondan çok farklı bir şey. Hani e, o şu demek yani siz bir şekilde paranızı sınıra kadar götürdüyseniz, Türkiye'ye soktuysanız Türkiye bunun hesabını size sormuyor. Evet. Ama o parayı bankaya yatırdıktan sonra o bilgiyi yurt dışına veriyor. Hani evet. bu otomatik bilgi anlaşması kapsamında veriliyor. Evet. Şimdi ben benim de aklıma yani bu soru geliyor. Şimdi biz e, kara parayla mücadele adına bir anlaşma yapıyoruz. Otomatik bilgi anlaşması. Evet. Ama bir yandan da böyle bir çağrı yapıyoruz. Paranızı getirin biz bunun hesabını sormayacağız diyoruz. Hani bu onunla birazcık çelişiyor ve vatandaşların da maalesef kafasını karıştırıyor bu konu. Tala bunu burada noktalayalım. Vaktin olduğunda önümüzdeki günlerde yine gelirsin. Daha geniş açıklamayla yapabiliriz. Soruları olan dinleyicilerimiz telefon numaralarından sizlere ulaşabilirler. Son olarak benim hem vatandaşa hem yetkililere şu şekilde söylemek söyleyeceklerim var Bir kere yetkililerin bu konuda şeffaf olması lazım süreci şeffaf bir şekilde yürütmesi lazım Paylaşım başladıysa başladı denilmesi lazım Hangi ülkelerle başlanıldıysa bunun açıkça açıklanması gerekiyor söylenmesi gerekiyor çünkü eğer paylaşım yapıldıysa vatandaşların artık bulundukları ülkelerde hukukçulara, muhasebecilere başvurup durumlarını hukuka uygun hale getirmesi gerekiyor. Bu son fırsatı da kaçırmalarına sebebiyet vermemeleri için... Artık insanlara doğru bilgi verilmesi gerekiyor. Hmm. Gerek bankalardan gerek mali kurumlardan doğru bilgi verilmesi gerekiyor. Şimdi maliyi arayıp sorduğunuzda maliye diyor ki filanca tarihte bir rehber yayınladık orada sorusunun cevabı var. Evet. Sorduğunuzda o rehberin sayfasına bakıyor oradan cevap veriyor size. Evet. Mesele o şu anda paylaşımın başlayıp başlamadığı rehber de yazmıyor. Hmm. Bunu açıkça söylenmesi lazım ama maalesef bunu söylemeye açıklamaya... ...çekiniyorlar mı, ne oluyor bilmiyorum ama... ...bu önemli bir bilgi. Bu insanların da merak ettiği bir soru. Ve evet. ben bunu merak eden milyonlar adına bunu söylüyorum. Çünkü bu sorunun cevabını herkes merak ediyor. Almanya ile veya Avrupa'nın ülkeleriyle paylaşım başladı mı? Hmm. OECD'nin sayfasına bakacak olursak paylaşım aktive edilmiş durumda. Başlaşmış hmm. durumda. Türkiye evet. 65 ülke ile paylaşıma başlamış durumda. Ama biz insanlar Türk makamlarının ağzından bunu duymazsa... Buna maalesef inanmıyorlar. Evet. Onun için ben açıklama yapmalarını tavsiye ediyorum. Diğer vatandaşların da e, daha önce bir takım önlemler almış olanların da çok fazla çekinip korkmalarına gerek yok. Hukuka uygun hareket etmiş olan insanlar da evet. rahat olsunlar. Bu konu için uykularını kaçırmalarına gerek yok.